Galiba o kronolojik olarak çekilmedi. Yani galiba değil öyle. Çünkü başlangıç. Ya evet, anlatayım mı bilmiyorum bir anda şey oldu. Şimdi komik geliyor. Evet şimdi komik oldu. O zaman çok gerildiğimiz bir anıydı. Küçüklüğümde çok zorlandım. Ve ezelden beri var aslında. Bir zamanı vesaireyle ilgili herhangi bir bilgim yok açıkçası. Ama ilgimi çekiyor. Merhabalar efendim. O sinemanın sunduğu çok basit sorularla karşınızdayız. Bu sefer neydi o filmde değil. Yan konseptimiz yavaş yavaş büyüyor. Çok basit sorular. Yine yeni bir programla ve bu sefer özel bir filmle, özel konuklarla karşınızda. Konumuz Cici. Berkun Oya'nın yeni projesi. Bu videoyu izlediğinizde Netflix'te gösterimde olacak. Hazır mısınız? Set. Ses. Kamera. Bakıyor. Oyun. Annem bitti tamam. Ben bu film bitmeden çıkmam buradan. Şimdi konuklarımıza dönüyorum ve hoş geldiniz diyorum. Üç birbirinden değerli konuğum var. Okan Bey, Ayça Hanım ve Fatih Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Programdan önce biz neydi o filmde zor sorular soruyoruz dedim ama burada basit sorular soruyoruz. O yüzden şöyle başlamak istiyorum. Cici'nin içinde olmak nasıl bir duyguydu? Cici bizi farklı ruh hallerine sürükleyen, aslında zamanlara, dönemlere ve ruh hallerine sürükleyen bir proje. Oyuncular olarak neler söylemek istersiniz Cici ile ilgili? Gurur verici bir hadise benim için. Çünkü çok sevdiğim insanlarla beraber, çok sevdiğim bir senaryonun içinde olmak, işimi böyle çok keyifli bir şekilde yapmış olmanın mutluluğu var bende. Peki zor muydu sizin için oyuncu performansı olarak? Zor değildi. Bilakis yani işimi yaparken sanırım hepimizin ortak düşüncesi bu. Çok keyif alarak yaptık işimizi. Cici aslında adı Berkun Oya'nın işinde ama çok cici bir film değil çünkü gerçekten biraz hüzünlü, biraz travmatik bir hikaye. Biraz da hani bu tonlarda konuşursak siz oyuncular olarak size de döneyim. Ne düşünüyorsunuz? Ayça Hanım'a verelim sözü. Zaman içinde herkesin travmasının olduğu, bütün o çocukluk çağlarından itibaren herkesin ayrı ayrı travmalarının olduğu bir aile görüyoruz. Yaşanan çok spesifik bir olaydı. Aslında filmin en ana trajedisi. Çok hani yani mikro bir şekilde bir aileye bakıyoruz ama aslında o mikro aileden bütün hayata bakıyoruz. Bütün dünyaya bakıyoruz bir tarafıyla. Ülkeye bakıyoruz, evrene bakıyoruz. O yüzden o içinde gerçekten hem duygu olarak yoğunlukları, karanlıkları olan ama aynı zamanda da tıpkı hayat gibi yani hafiflikleri de olan, tatları da olan bir iş oldu. Benim de kendi adıma bu oyunculuk serüvenimde iyi ki oynadığım dediğim, iyi ki içinde olduğum dediğim, aradan yıllar geçtikten sonra çocuklarımla oturup keyifli ve gururla izleyeceğim bir iş oldu. Daha da başka ne isterim ki zaten? Ben de bir izleyici olarak konuşursam çok etkilendim bu işten. Performansınıza da hayran kaldım üçünüzün de. Onu söylemek isterim Fatih Bey'e de dönerek. Arabacı Yusuf karakteriydi değil mi yanılmıyorsam? Evet. Nasıldı karakterle ilişkiniz ve Cici ile olan ilişkiniz genel olarak? Yusuf bu gördüğümüz, işlediğimiz ailenin esasında üç çocuğunun en küçüğü. Görece yaşadıkları daha spesifik olayları
daha az hatırlayan. Fakat zaman geçtikten sonrasında abisi ve ablasının atladığı o kendi içindeki sosyal kültürel farkı ya da sınıfsal farkı diyebileceğim farkı çok yaşamamış. Ama o topraklara ait, fakat o topraklar içinde gerekirse kendi hayat için o toprakları feda etmeye hazır bir karakter olarak değerlendiriyorum Yusuf'u genel hatlarıyla. Cici de tabii ki sevgili Okan abimin de Ayça'nın da cümlelerine katılmamak elde değil. Aynı hislerle bir Berkunoya projesi içinde yer almak gurur verici. Çok mutlu olduğum bir projenin içinde oldum. Oradan devam edeyim o zaman. Bir Berkunoya projesi dediğimizde böyle bir imza var aslında. Artık bunu hepimiz tanıyoruz, izleyicilerimiz de başını izlediklerinde evet diyorlar. Çünkü sinematografisiyle, tonuyla ve memleket ahvaline bakışıyla Berkun Oya'nın bir tarzı var. Sizin Berkun Oya sineması içinde olmak, onunla çalışmakla ilgili düşünceleriniz neler? Yani hem setteki şeylerden bahsedebilirsiniz, hem o tarzdan ve o üslüptan bahsedebiliriz. İsterseniz biraz yönetmene ve onunla ilişkinize dair de konuşalım isterim. Burada ben ilk sözü alayım çünkü ben ilk kez çalıştım Berkun'la. Ama Berkun'u kendi dönemdaşım, hatta belki yani aynı dönemlerde karşı konservatuarlarda okuyorduk oyunculuk bölümünde. Ama her zaman onun yazdığı oyunları, kitapları, filmleri, dizileri, her şeyi çok hayranlıkla takip ediyordum ve çok beğendiğim bir kişiydi, kişidir. Ve beni aradığında gerçekten onun o, yani o takımının içine istenmiş olma duygusu beni çok mutlu etti. Çünkü Berkun böyle kendi takımını kurup onlarla çalıştığını biliyorum uzun süreler. Bence bir yönetmen için de çok konforlu bir yer o. Bildiği, sevdiği, onu tanıyan ve tanıdığı oyuncularla çalışmak. Beni de oraya davet etmesi benim için ayrı bir mutluluk da açıkçası. İyi ki de etmiş. İnşallah bundan sonra da çağırır takıma. İzleyici olarak baktığınızda Berkun Oya işlerini nasıl hissediyorsunuz? İzleyici olarak çok beğeniyordum zaten. Yani hem oyunlarını hem de en son yine Netflix'teki bir başkadırı. Tek solukta izlemiştim ve çok iyi buluyorum kalemini. Çok çok zekice, derin ve çok anlamlı buluyorum Berkun'un yazdıklarını. Biz de öyle buluyoruz efendim. Şimdi size döneyim. Sizin karakteriniz aslında hikayenin merkezinde yer alıyor. Evet, baba var, anne var, üç kardeş var ama filmdeki dramatik hikaye yapısı gereği sizin bunu hikayeleştirmeniz, sinemaya dair bir referansı da var Cici'nin. O yüzden biraz daha merkezde duruyor gibisiniz ve farklı dönemler içeriyor. Yani hepiniz için de geçerli aslında bu, değil mi? Yani sizin için de geçerli. Farklı dönemlerde geçen bir hikaye var ve burada değişen ruh halleri var karakterlerin. Çünkü büyüyorlar, geriye dönüyoruz, farklı zamanları görüyoruz. Burada nasıl hissettiniz bu? Bir de sinemaya olan referans meselesi üzerine konuşabilir miyiz karakterinizin üzerinden? Benim karakterimin işte sinemayla ilgili olması. Aslında sanıyorum yine babanın geçmişte kamerayla olan ilişkisi ve sevgisinin bir uzantısı olarak görüyorum. Bu sebeple belki yönetmen olmayı da bu sebeple babasıyla olan ilişkisinde, tamamlanmamış olan ilişkisinde bir şeyi tamamlamak üzere belki yola çıkıyor ve belki de bu filmi çekme sebeplerinden biri de belki bu olabilir. Böyle aslında yani bir tamamlanmamış bir baba oğul ilişkisinin uzantıları gibi görüyorum Kadir'in yaşadıklarını. Biraz travmayı böyle anlatarak aşmak gibi bir durum var sanıyorum orada. Değil mi? Tekrar yaşayarak ve tekrar başkalarına anlatarak çözmek gibi. Evet, belki de hesaplaşıp ve bu hesabı kapatmak için bunu tercih etmiş olabilir gibi geliyor bana. Sizin de aslında aşmak için kullandığınız yöntemler var değil mi Yusuf karakterinin? Orada bir kamera giriyor, burada da arabalar. Evet, yani esasında Yusuf'un bence Kadir'le paralel olarak yaşadığı şeyler çok aynı değil gibi. Hem yaş farkı hem de babayla kurduğu ilişki. Kadir birazcık daha belki o durumu dediğiniz gibi başka bir yerden atmak için yaparken, Yusuf'un da babaya olan bir özlemi, sevgisi, hatırlayabildiği kadar esasında bir başka bir özlemin içinde arabayla kurduğu bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Her kardeşin aslında bir farklı bir pozisyonu var babayla olan ilişkisi evet. Konusunda. Kızın da öyle değil mi? Evet, evet. Yani mesela herkesin bir hayatta kalma stratejisi oluyor yaşadıklarının üzerine geç çocukluktan. Devam edebilmek için. Kadir bunu işte çekmeye karar veriyor. Bunu film yapmaya karar veriyor. Ve belki o travmasını baş etme mekanizması olarak kullanıyor. Onu bir araç olarak kullanıyor. Saliha da bence tam tersi. Yok sayarak, bile isteye unutarak bir strateji geliştiriyor. Devam edebilmek için. Ve bambaşka bir insana dönüştürmeye çalışıyor kendini. Aslında tabii ki özünde aynı kalarak. Ama tüm sosyoekonomik çevresini, hayatını, her şeyini değiştiriyor Saliha. Sırf geçmişle yüzleşmemek için. Bir başka da biz daha geniş bir Türkiye panoraması görmüştük. Daha toplumsal bağlar vardı orada.
Ama burada dediğiniz üzerinden söyleyecek olursam daha o stratejiler, travmayla geçmişte baş etmek, aileyi sürdürebilmek için hangi stratejileri kullandığımızla ilgili bir drama karşımızdaki. Evet, bunların çoğu da zaten çok bilinçli tercihler değildir yani. Hani hayata baktığımızda da bunlar gayet bilinç dışı, ayakta kalmak için ve yaşamak için yaptığımız şeylerdir. Bir de aileden gelen şeylerdir, işte kamera merakı evet. gibi değil mi? Bir de şey söyleyeceğim size, onu sormuşken karakterinizin yaptığı gibi kameranın arkasında olma niyetiniz var mı diye sormak isterim açıkçası. Var aslında evet. yani. Bu cevabı bekliyordum. Evet, ezelden beri var aslında. Bir zamanı vesaireyle ilgili herhangi bir bilgim yok açıkçası ama ilgimi çekiyor. Bundan manşet çıkar efendim. Okan Yalabuk ne zaman filmini çekecek? Merakla bekliyoruz aslında. Birçok iyi oyuncunun iyi filmlere imza attığını da gördük o açıdan. Hani bu anlatma meselesi şeydir ya, içimizdekini dışa vurmak. Bir de sinema dünyasının içinde oyunculukla uğraşıyorsanız bunu çok daha iyi yapabilirsiniz gibi geliyor bana. O yüzden merakla bekliyorum. Umarım. Peki bir başka sorum var. Devam ediyoruz. Bu şey sizi zorladı mı? Dönemler meselesi. Çünkü orada bazen farklı oyuncular canlandırıyor farklı dönemleri ya da siz büyüyorsunuz. Ve bunları nasıl çektiniz? Yani parçalı olarak mı? Galiba o kronolojik olarak çekilmedi. Yani galiba değil, öyle. Çünkü başlangıç esasında bizim sahnelerde. Sizin de kafanız karıştı mı yoksa çekimler? Yok işte filmin yani setin başlangıcı sondan ters kronoloji. Tersten başladığı için evet. O yüzden ilk benim olduğum sahnelerle başladık. Okan abi ve Ayça yine üçümüzün olduğu sahnelerde dahil. Ben o yüzden biraz daha şanslıydım. Ben yalnızca bir kısmında vardım ve sonrasında yoktum. Takibi daha kolaydı ama tabii devamını bilmiyorum. Okan Bey'in zor biraz. En sonunda farklı bir ruh durumundasınız. Arada film setindesiniz. Küçüklüğünüz tamam, orada siz yoksunuz. Küçüklüğümde çok zorlandım. Yani yok, çok zorlanmak gibi bir his olmadı. Evvelinde çok sıkı prova yaptığımız için, Berkun'un tarzı o. Sete çıkmadan evvel her şey biliniyor ve malum oluyor. Çok böyle hani ayağınız kaymıyor ya da şaşalamıyorsunuz. Herhalde onun da bir etkisi var. Çok sıkı bir prova yapıyoruz. Yani tiyatrodaki gibi bir prova süreci evet. geçiriyoruz. Sette net oluyor her şey. Çok doğaçlama değişen şeyler olmuyor o zaman. Doğaçlama? Orada hani şunu şöyle yapalım. Yani, tabii yani zaman zaman belki ama konuşulanlara, çalışılanlara ve tekste çok çok bağlı gidiyor. Peki efendim, şimdi kadınlarla ilgili bir sorun var. Bana çok ilginç geliyor bu. Bu aile dramı içerisinde romantik ilişki yaşayan ya da yaşamaya hani bir şekilde meyledebilen, bu ilişkiyi kurabilen kadın karakter. Erkekler çünkü hani o konuda çok başarılı olmamışlar. Sizin karakterleriniz hep sorunları var bu tür ilişkilerde. Ve kadın karakter sanki daha güçlü duran bir karakter gibi geliyor. Katılır mısınız bu tespitime? Çünkü görüyoruz hani evlenmiş bir karakter ama işte çok şey değil, iyi değil gibi bir ima var. Diğeri zaten yalnız ve biraz bunalımda bir karakter erkekle karşı. Saliha karşı. Da öyle boşanmış. Evet ama onun en azından hani o romantik ilişki spoiler işte vermeyelim de. Biraz göreceli bence. Daha güçlü buldum ben oradaki kadın karakteri. Erkekler travmalarıyla daha uğraşan tipler. Ama hayatta da öyledir yani. Hani eşdeğer bir zorluk karşısında da kadın cinsi, erkek cinsi o konuda gerçekten biri daha fazla dağılabiliyor genelde. Hani aslında bence Saliha'nın yaşadığı da az buz değil. Yani evleniyor, boşanıyor, tek bir çocukla kalıyor. Sonra annenin yükümlülüğü üstüne biniyor. Oğlan kardeşler de pek o tarafla ilgilenmiyor. Bir yandan para kazanıyor, bir yandan çocuk büyütüyor, bir yandan annesine bakıyor. Ve bu zaten böyle genelde bu giydirilir ya bizde de ailelerde bazı kadın yani kız çocuklarına. Evet, o anlamda yapmak zorunda olduğu için yapıyor aslında. Ne kadar güçlü ya da zayıf ya da orasını bilemiyorum ama yapmak zorunda olduğu bir şey var ve onu yapıyor genelde kadınların yaptığı gibi. Biraz toparlayıcı da duruyor. Evet, sanki, toparlayıcı duruyor. Abla olmanın getirdiği hı-hı. bir taraf da var. Bir de tabii toplumun getirdiği dayatmalar ve öğretiler var. Sizin karakteriniz ise daha böyle bir noktada patlayacak içine atmış bir şeyleri ve bir noktada o gerginliğin boşalacağı bir karakter aslında. Şehir hayatının galiba getirdiği sorumluluklar ve zorluklardan dolayı birazcık daha bir çare arayan ve o çareyi de yine ailesinde ve ailesiyle yaşadığı ilişkilerde o çözümü bulmaya çalışan bir karakter. Aslında siz de bu tür rolleri çok iyi oynuyorsunuz. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani o patlama anına yavaş yavaş gelen ve bir noktada öyle büyük bir şeyle patlayan karakterleri bence çok başarılı oynuyorsun. Çok teşekkürler. Yani çok güzel yazıldığı için oynaması inanın çok keyifli. O yalnızca çok keyifli oluyor. Keyif alıyorum. Bir Başkadır'da da çünkü buna benzer bir
sahneyi hatırlıyorum. Evet, o doğrudur. Peki efendim, Cici ile ilgili, şimdi Cici drama. Birazcık böyle daha neşeli kapatmak istiyorum. O yüzden hatırladığınız neşeli şeyleri sormak istiyorum. Seyircilerimiz izleyecekler. Hiç durmayın bence, hemen Netflix'e bakın. Çünkü gerçekten süresini hiç fark ettirmeyen bir drama. Ama nihayetinde içinde bulunduğumuz, hepimizin de belki deneyimlediği bir takım aile dramları içeriyor. Ve bunu üç kardeş üzerinden anlatıyor. Üç zaman diliminde anlatıyor. Ben biraz daha neşeli şeyler konuşmak istiyorum. O yüzden hani sete ve filme dair biraz neşeli hatırladığınız şeyler varsa duymak isterim. Aslında bizim orada günlerimiz her gün çok neşeli, çok eğlendik. Hani onu duymak istiyorum. Çok eğlendik filmi çekerken. Çok eğlendik demeyeyim ama öbür taraf keyif, çok gergindi. Keyifliydik yani. Bulunduğumuz Cici bir setteydi. Onun arkadaşlarımız, herkes birbirini çok sevdiği insanlardı ve çok güzel bir ortamımız vardı. Biz tabii ki çok eğlendik. Bilmiyorum, senin bir komik anımız var, anlatmak ister misin? Evet, onu istiyorum. Ya evet, anlatayım mı bilmiyorum, bir anda şey oldu. Bir toplu bir hepimize hatıra olsun diye bir fotoğraf çektik. Hatta Okan abi de vardı, hep beraberdik. Hatta derken? İlk önce Okan abi çekiyor zannettim de o da karenin içindeydi. Ondan sonra hep beraber fotoğraf çektikten sonra Ayça dedi ki bana atar mısın fotoğrafları dedi. Benim telefonumdan çekilmişti. Ayça'yla da birbirimizde numaramız yok. Numarasını aldım attım fakat başka bir numara atmışım. Ve böyle bir seri fotoğraf. Sonra aradım numarayı. Yaşlı bir teyze çıktı. Okay. Dedim numaraları, şey fotoğrafları silersen sevinirim dedim. Teşekkür ederim dedi. Kapattım. Keşke bizim taraftan birilerini atsaydınız böyle. Yani gerçekten. Yani o şimdi komik geliyor. Evet, şimdi komik oldu. O zaman çok gerildiğimiz bir anıydı. Neyse, geri alabildiğiniz şeyi, sildirebildiniz. Umarım silmiştir. Nerede çekmiştiniz lokasyon olarak? İznik. İznik'te. O ev tamamen yeni de baştan mı yapıldı? Şey, set mi? Evet. Hiç var olan bir şey değil. Hiç var olan bir şey değildi ki, gittiğimizde neredeyse yani nereden buldunuz bu evi denecek kadar harika bir ekiple çalıştık bu arada gerçekten, evet. Yani. Hı hı. Ya sanat muhteşem, muhteşem. Bir de yani dergi evi gibi ev yapmışsın diyor ya bir yerde. Herhalde önce dergi eviydi, sonra yavaş yavaş geriye döndüğüne göre kronoloji. Evet, zaten hani bir yandan sinematografi, bir yandan da set tasarımı Berkunay'a işlerinde gerçekten öne çıkıyor o güçlü kalem kadar. O yüzden direkt dikkat çeken bir ev. Hatta ben keşke böyle bir evde yaşasak yani. Hani satmak istiyor ya Yusuf. Adam haklı. Çok güzel. Efendim, teşekkür ediyorum ben. Teşekkürler. Çok çok ellerinize sağlık. Çok güzel bir işti. Eminim seyirciler de Netflix'te Cici'yi gördükten sonra mutlu olacaklardır. Ve bir sonraki Berkunay'a işinde merakla bekliyoruz. Umarım yine sizler de olursunuz. Çünkü çok başarılı bir iş çıkarmışsınız. Teşekkür ederim.